İlk Yaz ve Can'dan selamlar. Selamlar. Severance dizisini izledik. İlk sezonu yayınlandı. Onun üzerine teorilerimizi paylaşacağız. Mesela Portal genel olarak bilim kurgu, psikolojik gerilim değil de psikolojik Cesur Yeni Dünya kitabı ben benzettim. Veya Lost'u zamanında izleyip çok sevdiyseniz hakkında teori yürütmeyi, fikir uyandırmayı, böyle gizemli hikayeleri ilgi duyuyorsanız Severance dizisinin en azından ilk sezonunu izlemenizi tavsiye ederiz. Ve bundan sonrasında ciddi miktarda Spoiler. evet. O yüzden eğer henüz izlemediyseniz ama izlemeyi düşünüyorsanız spoiler'dan da rahatsız olacaksanız videoyu burada durdurup 2 yıl gidip sonra evet izledikten sonra geri dönebilirsiniz. diziye dönebilirsiniz. Bence en büyük gizem Lumon neyin peşinde? Yani Lumon şirketinin asıl Kızın maksadı nedir? babası olduğunu öğrendiğimiz Egan'lardan biri şey dedi, bir gün dünyadaki herkes de bundan olacak Evet, dedi. Öyle evet. bir amaç olduğunu anladık. Ama Yani ne yani, niye olacak? Severance kelime manası itibariyle işte Ayrışma. Ki bu ayrıştırma. arada şey de demek, Severance pay falan denir. Tazminat, iş yerinden ayrılırken verilen para da demek Eyvallah, Severance. evet. O da ilginç bir detay. Lumon şirketi ne yapıyor? Şimdi Lumon şirketinin benim anladığım kadarıyla ofis olarak bizim izlediğimiz bölümde çalışanlar kendilerine gösterilen bazı hikmetli numaraların kendilerini uyandırdıkları hisle Evet. onları kategorize Evet. ediyorlar. Dünyanın en saçma sapan işi Evet. baktığımızda. Bunu bir mantığa oturtmak istersek bunlar beyinlerine çip yerleştirilmiş insanlar ve çipi kalibre ediyorlar. Cep telefonunu sağa çevir, sola çevir, kendi ekseninde döndür gibi. Çipten muhtemelen önlerindeki bilgisayarla eş zamanlı olarak bir sinyal veriliyor. Bu sinyalin oradaki numarayla acaba ne kadar doğru veya hatası var mı? Bunu gözlemlemeye yarıyor. Olduğunu Ben düşünüyorum. böyle düşünmüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Kendi beyinlerini veya diğer çiplileri, yani benzer düşünüyoruz ama biraz farklılıklar var. Başka çiplilerin beyinlerini veya arındırıyorlar. Mesela Heli kendine mesaj göndermek istediği işte let me out falan diye sürekli yazmak, oradan ayrılmak istediğini kendine iletmeye çalıştı. Bunlar onun anısıydı ve korkutucu, üzücü anılardı. Mesela bence bunları siliyor. O anıları bence temizliyor. Hatta belki çip denilen şey bunların yaptığı, çipin işini bunlar yapıyor belki diye düşünüyorum ben. Sen öyle düşünüyorsun. Benim fikrimi destekleyen diğer fikrimse bu kadar az insanın olduğu, neredeyse bir deney, bir film platosu gibi hazırlanmış olan Evet. ortamda bir şey yapılıyor, test yapılıyor Evet. insanların kendince diyorum. Lumon çipi dış dünyaya açmadan önce bu kontrollü ortamda aslında bir şey yapıyor, araştırmasını yapıyor, Mantıklı. mükemmelleştiriyor. Yani mantıklı. Ben şey değilim senin dediğin. Senin dediğin de çok mantıklı. İşleriyle ilgili 4 kategoriye ayırıyorlar. Şimdi burada bazı detaylar var. Muhtemelen 2. sezonda üzerine gidilecek. Öncesinde eğer izleyenler varsa topluca fikir yürütmemize yardımcı olabilirler. Bizim bulduklarımızı söyleyebiliriz işte. 4 kategoriye ayırıyorlar. Gördükleri sayıları duygulara göre. Neşe, öfke, üzüntü, korku. Dört Evet. kategoriye ayırıyorlar. Bu da Egan'ın şu şekilde söylediği, kendi duygularımı terbiye etmeyi öğrendim ve bunu siz de öğrenince beni yaşatacaksınız gibi bir şey. Tabloda kırbaçla terbiye ettiği gibi işte keçi var, yaşlı kadın, genç kız, diğerini gene unuttum, öfkeli. Ha, Soytarı. soytarı, öbürü de soytarı. Zaten şey görüyor onları, Dylan, G, dilenci. Dilenci. Benim teorime dönersek, kendi beyinlerindeki hissettikleri duyguları terbiye etmek olabilir yaptıkları iş. İşte mesela ama yoğun hissettikleri. Çünkü hepsini sınırda, hepsini terbiye ettiklerinde ödül kazanıyorlar. %100'e ulaşan bilmem ne alıyor, parmak kapanı alıyor falan. Yani şimdi Egan felsefesi ve duygular diyor ya, duygularını kontrol etmek bilmem ne. Yaptıkları iş o 4 kategori duygular olduğundan neredeyse eminiz artık. Açıkladılar yani, korku başka bir duyguyu yap dedi falan. Dolayısıyla birinin duygularını terbiye ediyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Aşırılıkları siliyorlar o zihinden. Ama kendilerinin veya başka çalışanların Siena dosyasının adını duyduk. Onu biliyorum. Kişi ismi değil, henüz duyduğumuz kişiler değildi bunlar. Siena veya bilmem ne dosyası. Tallwater diğeri de. Bunları bir soy isim olarak henüz duymadık. Bir gün duyarsak, Irving'in dışsalının incelediği kağıdı açıp bakarsak, Siena soy ismini veya Tallwater soy ismini görürsek deriz ki kişilerin duygularını terbiye ediyorlar. Böyle bir şey çıkabilir. Açın bakın eğer üşenmezseniz. Kaç kişi de bu çipten var ki başka insanların beyinlerindeki hataları siliyorlar?
bana sorarsan da. Yani. O yüzden çip kalibrasyonu olduğunu inanıyorum. Ama niye Sienna diyorlar? Niye Talbot diyorlar? Bence sürüm adı, versiyon ismi onlar. ST. Yani neden olmasın? Alfabetik sırada yeni çıkan, yeni güncellenmiş çip sürümlerini de test ederek piyasaya çıkmaya hazırlıyorlar. Mantık olarak ben ama işletmenin bu kadar ticarileşmeden evvel bir deney prosedürü uygulaması gerektiğini ve buna gönüllü bulmakta çok zorlandığını göz önüne alarak, çünkü markın işe alınması öncesinde karısının belki de planlı bir evet, araba kazası veya hastaneden kaçırılması sonucu bunalıma girip karısını öldü zannederek Lumon'da çalışmaya başlaması, beyninin hiç olmazsa günde 8 saatini unutarak geçirsin diye. Mark'ın karısını biz artık emekliliğe ayrıldığında, yani şirket içerisindeki varlığını tamamladığında, ebedi istirahatgahına neredeyse uğurlanırken, o karanlık ceza koridorunun bu sefer özür odası değil, daha alt kata aşağı inen, daha aşağı inen asansörüne doğru yürüdüğünü gördük. Irving habire bunun resmini yapıyor. Evet, Irving'in dışsalı bunu bir hatırlıyor, biliyor. Biliyor ve hatırlıyor. Evet. Dışsalının bunu hatırlamaması lazım. Evet. Siyah boyayla sürekli. Evet. Irving ne yaşadı? Şu anda biz oradaki bu insanları... Oradaki en kıdemli çalışan şu anda. Biz Mark'ı falan artık hepsinin boyun eğmiş olarak görüyoruz. Boyun eğene kadar onlar kim bilir ne yaşadı. Evet. Haley kendini astı. Evet. O, yani kalem kapağına kağıt yazıp da yutmak istediğinde Mark onu uyardı. Milchick'in o kağıdı bulmak için neler yapabileceğini. Acaba tecrübe, bu bir talimatnamede mi yazıyordu? Evet. Yoksa bize anladığımız kadarıyla tecrübe etmiş kendisi. Bayan Selvig veya Kobel. Bu kadın son bölümde de iyice ayyuka çıktığı kadarıyla Lumon şirketine hasım. Bu arada aslında fark edilmemiş olabilir. Ayyuka çıkmamış olabilir yani. Yani o zaman şöyle söyleyelim. Bizim anladığımız kadarıyla Lumon şirketinin içinde bir aslında ihanet var. Gibi, evet. Evet. Muhtemelen annesinin vefatıyla Lumon'u ilişkilendirip sorumlu tutan ve bu şirketten intikam alma amacıyla bunların deney aşamasını, yaptıkları deneyi sabote etmek isteyen bir kadın. Kendi ismi Harmony. Harmony Kobel adı. Selvig ismini de kullanıyor. O da soy isim bu arada. O da dışarıya tamam, çıkıyor. Ama Charlotte ismi yok. Charlotte Kobel diye bir hastane bilekliği var. Hı hı. İşte doğum tarihi yazıyor, ölüm tarihi yazmıyor. Yanında soluk şeyi var. Nefese destek olması için hortum var. Lumon'un ürettiği hastane teçhizatlarının bilmem nelerin kusurlu olduğunu söyleyen gazete haberlerinden oluşan bir shrine adak şeyi var. Evet. Yani aslında Kier'e tapmıyor. Kier'i öldürmek için planlıyor gibi Kier bir durumda. Kier Egan, Lumon'un kurucusu ve bütün hanedanın fikir babası. Aslında var olup olmadığını bile benim sorguladığım bir kimse. Kier şehrin de adı yani. Evet, o Lumonville diyebiliriz aslında Kier şehrine. Ya sanki... ne teoriler ürettik. Ben diyorum ki o görünen su tankları var ya, onun üstünde yaşıyorlar aslında diyorum mesela. Neredeyse, niye olmasın. Bayan Selvig veya Kobel'in hain olduğu fikri ise benim için şu açıdan önemli ve hatta bundan da emin değilim. Bayan Selvig normalde şirket protokollerinin dışında davranarak adamın evine bile girebilecek özel şekilde. Hayatına, dış Marka, salona. Ve Mark'ın yeğenine, yeni doğan bebeğine bakıcılık yapacak kadar onların... Ve bunun azarını da işitiyor. Evet. Öte yandan Harry ayrıştırılmış benliğiyle şirket içinde bulunduğu andan itibaren oradan çıkmak istiyor. Doğru. Oradan çıkmak için elinden geleni yapıyor. Hatta kendini asıyor. Kendini astığında ne bir yardım isteniyor, ne dışarıya haber veriliyor. Tabii. Kadın bunu mümkün mertebe sümen altı etmeye çalışıyor ve sonrasında yakalanarak işinden oluyor. Bu kadar önemli biri, şirketin zaten veliahtı sayılacak patronun kızı, bu deney grubuna katılmış. Bu deney grubunda olan bir aksaklığı hemen üstlerinde paylaşmaz mı insan? Şu var, Mark'ı sürekli karısıyla yan yana getirmek istiyor. Evet. Ve orada da nedenini biz daha çözemedik şu söyleyeceğim şeyin. Ama bunu yapmaya çalışıyor. Mark onu bir hatırlasın, kız onu bir hatırlasın da şu çip çalışmıyor bir görülsün istiyor gibi. Hatta en son mumunu çalıp ikisini en son bir veda için oturttuğunda böyle gözleri dolu izliyor ama beklentiyle dolu izliyor. Bir hatırlasalar diye ama
Neden? Niye hatırlasınlar istiyor? Benim şaşırdığım unsur, eksi birinci kattaki ofis katında neden inanılmaz bir mobbing atmosferi hakim? Hı hı. Bayan Kobel neden Mark'a berbat davranıyor? Kupa fırlatıyor. Ve onun karakterinin bunu kaldırmaya müsait olduğunu, o yüzden bu yaptığının bir kere daha çok onur kırıcı bir hareket olduğunu altını çizmeye ihtiyacı evet. hissediyor. Kötü hissetsin istiyor. Özellikle Milchik'le beraber ikisi çalışanları aslında sürekli zorluyorlar, sıkıştırıyorlar. Şimdi Kobel eğer kötü niyetliyse, yani aslında bizim açımızdan iyi niyetliyse, Lumon'u o da bitirmek istiyorsa bizimkiler gibi, Kobel bunları bilinçli yapıyor olabilir. Onlar kışkırsın, kışkırtmak için, onları ayaklandırmak için yapıyor olabilir evet. dediğin gibi. Bu kadar baskı, bu kadar şey. Milchik o sadece kötü biri mi? Milchik emir kulu gördüğüm kadarıyla. O Kobel'in alt rütbesi olarak işini yapmaya çalışıyor. Milchik o sabah dedi ki Grainer işe gelmedi. Kobel bununla ilgili hiçbir açıklama yapmadı, hiçbir araştırma yapmadı. Milchik ne sanıyor şu an mesela? Milchik aslında titizlikle üzerinde durarak kontrol etmesi gereken Mark'ın kayınbiraderinin yazdığı zırva kitabı evet. atıl bir toplantı odasında evet. unuttu. Ya ve Mark bunun bilinçli olmama ihtimali var mı? Ulaştı ve Milchik o kitabı geri aramadı. Evet. Bilinçli yani. Alsın diye bırakıldı. Bilmiyorum. Yani bunlar dediğin gibi. Aslında biz en son kitabı Milchik'in elinde görmüştük. Belki Kobel yerleştirdi. Belki bütün olayı kurgularken Kobel'in yardımcısı rolünde Milchik. Belki bize çaktırmıyor ama belki Milchik de Kobel'in yanında. Evet evet onu diyordum işte. Aynı acıyı belki paylaşıyorlar. Bir tanıdığı bir şeyi onun da. Olabilir. Rick'in arkadaşları eski Severed. Çünkü bir tanesi çok net olarak kızın adını unuttum ama okumada Mark'ın kitabını ödünç aldığı kız. Rebek. İsmini yeni değiştirmiş. İsmini yeniden değiştirmesi gerekecek. Okumadan sonra öyle dedi. Garip sesler ki, çıkarıyor. Tuhaf bir kişi. Diğerleri de evet. tuhaf. Diyor ki kafamın arkasında kuşumun gagasıyla yaptığı bir iz var. Bakarsan görebilirsin. Yara var. Yara var. Tam olarak. Operasyon izi büyük ihtimalle yani daha evet. açık söylenemezdi ve Ricky'nin ilk defa yemeksiz akşam yemeğinde gördüğümüz siyahi arkadaşı. O da çok garip bir kişilik. Evet. Mark'ın tarih profesörü olduğunu öğrendiği anda sorduğu soru aslında normal çalışan herkesin, beyne sahip bir insanın herkesin bileceği bir şey. Kolay sormayacağı bir şey. Birinci Dünya Savaşı esnasında insanlar ona büyük savaş diyorlarmış. Birinci Dünya Savaşı demiyorlarmış. Demiyorlarmış. Bunu neden böyle yapıyorlar? Cevabı da yani, henüz ikinci olmadığından dolayı ama bunu düşünemeyerek ciddi ciddi evet. sordu ve masa buz kesti. O ikisi mesela topluma karışmasına izin verilmemiş yine Kier şehrinde evet, oturuyorlar. Evet. Ve orada kendilerince varlıklarını sürdürüyorlar. Kier aslında kapalı bir tımarhane gibi. Bana tuhaf gelen o işte. Yani diğer herkes böyle ya eski çalışan ya bir şey. Bir tek kardeşiyle Rick'in mi normal insan? Bence değil. Onlar de, bence sürpriz çıkacak. Fark edilmemiş olan bir detayı bizim bulduğumuz muhtemelen söyleyeyim. Pete'nin kızının konserine gidiyorlar. Fuck You Lumen, You Took My First Love. İlk aşkımı aldın diye bir şarkı söylüyor kız. Adam şarkınız etkileyiciydi diyor Mark. Kız da diyor ki insan bildiği şey hakkında yazar. Şimdi düşünüyorsun kızın ilk aşkını Lumen nasıl almış olabilir falan. Şarkıyı kızın babası yazdı. İlk aşkı da eski eşi, kızın annesi çünkü evet. eski eşi. Evet. Bunu da biz fark ettik. Yetiştirilen keçilerle ilgili benim hiçbir fikrim yok. Onu bekliyorum bir şey açıklasınlar diye. Figürlerden bir tanesi keçi olduğu için belli ki o... O galiba kötülüktü. Yani önem, mantıken öyle yani, oluyor galiba. Önem veriliyor. Hep işte şeytanla özdeşleştirilir. Keçinin şirket içerisinde bir varlığı da yok. Yani oğlaklar şeyde sonuçta bir yerde tutuluyorlar. Başka bir kullanımını görmedik. Adam hazır değiller dedi. Sembolizm olarak belki bakılıyor. Belki de işte o adam da beynindeki çipiyle farklı bir şey test ediyor. Diğerleri hep gördükleri sayılarla eş zamanlı inputlar alıyorlar çipten. Burada da keçilerle alakalı biraz daha uzun vadeli. Diğerleri 3 boyutlu yazıcıdan el baltası basmışlar, dövüş kartı basmışlar, fasikül. En son işte çiçek sulama kabı basmışlar. Şimdi o kısım da ilginç. Bert, Irving'i sevdiği halde sürekli yalan söylüyor. Bir diyor ki 2 kişiyiz, bir diyor ki 6 kişiyiz, 6 da değiller daha fazlalar. Bir diyor ki resimleri biz yapmıyoruz, sadece asıyoruz. Yapıyorlar. O sırada düzeltiyor. Adam fırçası da yiyor o sırada. Niye sürekli yalan söylüyor? Yani bir de şu var. Onlar ne iş yapıyor? Ne yaptın yani? Resmi astın da ne oldu? Ben şöyle düşünüyorum.
hepsine iş yapıyor gibi görünün diye. Belki de hiçbir amacı olmayan, tıpkı buradan Lost'a bağlayabilirim. Her şeyi Lost'a bağlayabilirim. Buradan gene Lost'a bağlıyorum. Numaraları girmek gerçek bir iş miydi, değil miydi? Onun spoilerını vermiyorum. Tıpkı onun şeyi gibi şu an. Yani gerçek bir iş yapıyorlar mı? Yoksa oradakileri sil, keçi besle, resim çiz diye milleti oyalıyorlar mı? Belki de aslında herkes oraya bir sebepten girdi, bir şeyi unutmak için falan ve oyalansınlar diye. İşte yani ben bunun sadece boş bir oyalama olduğunu düşünmüyorum. Ama bölümün o binadaki segmentin komple ihmal edilmiş olduğunu, bir dahili güvenlik görevlisi olmasının, hatta onun da ölmesinin, evet, ve işten ayrıldı denmesinin, yerine yeni adamın alınmamasının bir skandal olduğunu düşünüyorum. İlginç bir dizi. Evet. Umarım ucuz sürprizlerle uzatıp kar etmeye çalışmazlar ama ilk sezon itibariyle bizi bir hayli mutlu etti. Gerçekten yani özellikle şu, bak kaç dakikadır konuşuyoruz. Evet. Şunu şöyle konuşabilmeyi o kadar özlemişim ki ben en azından. Sen Lost dönemini kaçırdın. Evet, ben kaçırdım. Yaşım tutmuyor Lost'u. Ama sizlerle beraber paylaşabiliriz. Lütfen izlemiş olun. Lütfen siz de teorilerimizle ilgili bir şey söyleyin. Çekimlerde Stanley Kubrick'e selam verircesine. Çekimler çok güzel. Duruşlar görüntü yapılmış. Yönetmeni. Özellikle çok, güzel çalışmış. Çok uğraşılmış. Yani sinema tekniğinde insanları boğan, geren, aslında hiçbir absürt obje olmamasına rağmen kadrajda o yerleşimle insanı boğan çok güzel şeyler verilmiş, çok mesela ciddi şeyler var, evet. Çalışmalar yapılmış. Kadrajlar gerçekten o kadar güzel ki, Mark'ta mesela sık sık şeyi görüyoruz. Evde oluyor. İşte kadrajın bir tarafına Mark'ı almış şu kadar bir yere. Burası duvar sadece mesela. Hı-hı. Hiçbir şey yok üstünde. Siyah duvar. Boş. Ama bunu sık sık yapıyor. Şey gibi, tıpkı hani Mark'ın beyni yarım gibi olması gibi Mark'ın. Hani bu dili, sinema dilini de birazcık hakimseniz çok ilginizi çeker bu kısımlarda. Yani bu sırıtmadan yapılıyor. En çok sırıtan yeri belki renk kullanımı. Kırmızı ve mavi objelerin bilinçli olarak birçok, evet, sahneye yerleştirilmiş, dağıtılmış olması. Ama yani ceza koridorunun darlığı, o aşağı inen asansörün, gizemli koridorunun keza dar olması. Bir sürü yani ders çıkarılabilecek, not çıkarılabilecek sahne de barındırıyor. Güzel bir yapım, kaliteli bir yapım. Ben Stiller yönetmeni. Evet. O da tebriği, takdiri hak ediyor bu noktada. Siz de fikirleriniz varsa, bizimkilerle paralel veya değil, bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Biz de belki yorum faslında sizlerle tartışma fırsatı buluruz. Çünkü o benim beynimi şişiriyor, ben onun beynini şişiriyorum. Bir yere varamıyoruz. Ha, bir yere varamıyoruz değil, yetiyor artık, tamam. Farklı fikirlerden de o yüzden istifade etmek lazım. Yeni sezon ne zaman gelecek, bir bilgi var mı? Hatırladığım kadarıyla yok ama çekiliyor, evet, bildiğim kadarıyla. İple çekiyoruz biz de. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.